Merhaba sevgili yazıseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 11 Ocak 2023, günlerden Çarşamba, saatlerimiz gece yarısını geçti. 00:40'ı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler, bugün gündüz yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk bir programla start alacak. Öncelikle İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben öncelikle İstanbul gündüz yarışları analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla start alacak. Evet arkadaşlar, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 16 yarışım. Burada öncelikli şanslı safkanım arkadaşlar, özellikle son yarışlarını çok beğendiğim Dayı Bey'in torunu 6 numaralı Kurt Engin. Bugün öncelikle bu safkanı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben 4 numaralı Halay, yine takibimdeki bir isim, bugün ikinci şans vereceğim safkan olacak. 9 numaralı Arısan özellikle galoplarında çok beğenimi kazandı. Yine son yarışında 5. girişte çok etkiliydi arkadaşlar. Bu safkanda sürprizci yarışseverlere öneriyorum. Yine 2 numaralı Eda Yap. 5 numaralı Çok Efe. Ben burayı biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. 1 numaralı Er Savaş ve 3 numaralı Meltem Kız. Yani bütçemiz varsa burayı hepsi olarak da değerlendirebiliriz. Ben 6, 4, 9, 2, 5, 1 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 21 yarışım. Burada özellikle son yarışında bariyer dibinden yaptığı çok etkili ataklarını beğendiğim, evet, Torok temsilcisi Duyun isimli Aygır'ın torunu 3 numaralı Koca Vezir. Bugün Akın Süzen İdaresi'nde birinciler çok yakın görünüyor. Sevgili yarışseverler, bugün tercihen banko olarak da değerlendirilebilecek safkan olarak görüyorum. Ama ben burayı yine rakiplerini de vereceğim. Yine 6 numaralı, evet, Asude Sultan. Gerçekten ardı ardına çok güzel yarışlar yaptı. Yarışseverleri şaşırttı ve şaşırtmaya devam edebilir. Sevgili yarışseverler, ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Pol Po. Çok ilginç, çok değişik bir safkan. Gerek yapısıyla gerek koşu karakteriyle dikkat çeken bir isim. Bugün Usta Jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde yine birinciliğe uzanabilir. Burada sürpriz olarak bir safkan yazacağım. Bütçesi olan arkadaşlarım yazabilirler. Yine idman pistinde beğenimi kazandı. Aksiyonlarını çok beğendim. 8 numaralı Doğu Prensi. Bugün Tolga Yıldız dairesinde büyük sürprize imza atabilir arkadaşlar. Bu safkanda geniş oynayan yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak. Handikap 14 yarışı. Burada da yine çok beğenim kazanan, bugün etkili koşmasını beklediğim 2 numaralı Uğurcan Han isimli safkan. Halil Yolaşıcı kardeşimiz idaresinde ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olacak isim. Yine galoplarında çok beğenimi kazandı. 4 numaralı Butragueno isimli safkan. Bugün Ali Yıldız idaresinde piste çıkacak. Ben ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 1 numaralı Vasprokan. 3 numaralı Coco Sisters.
Galoplarında o kadar beğenmesem de son yarışında o 5.'liğe girişteki aksiyonları gerçekten kayda değerdi arkadaşlar. Bugün Erhan Aktu idaresinde bu safkanı da ihmal etmeyelim. Yine sürpriz arıyorsak bu koşuda 5 numaralı Quiz of Honor isimli safkanı yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı arkadaşlar bu arada son ayaklarda son 2 ayakta altılılar çok rahatlatacağım. Bugün tuttuğum safkanlar öyle denk geldi. Onun için son 2 ayağı bekleyelim. Aynı zamanda arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı sıralı şekilde veriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda her gün bir de 5 ila 11 misli arasında bir misli altılı veriyorum. Yani bazen 8 lira oluyor bu altılı. Bazen 15 lira, 18 liraya kadar, 20 liraya kadar çıkabiliyor. 20 lira, 22 lira olursa 5 misli veriyorum. Yani ufak altılı diyebileceğimiz bir altılı analizi de paylaşıyorum sevgili yarışseverler. Grubumuz normalde 150 lira. 2 aylık, evet arkadaşlar 250, 3 aylık 450 lira, 6 aylıkta arkadaşlar normalde 900 ama indirimli fiyatı 650 lira. Ama bu hafta sonuna kadar grubumuzun aylığı 100 lira. Evet, 3 aylığı sevgili yarışseverler 350, 300 lira diyelim. Evet, 6 aylığı da grubumuzun 450 lira olacaktır. Evet, bu hafta sonuna kadar aylık 100 lira. 3 aylık 300 lira, 6 aylık da 450 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben altılı Ganya'nın evet arkadaşlar 4. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada yine rakiplerinden önde gördüğüm gerek eşkaliyle, gerek orijiniyle, gerek jockeyiyle bugün ön plan çıkan safkan 3 numaralı Jack Sparrow. Bana göre kaliteli bir safkan, bana göre şartlı 5 koşuya yetecek bir safkan. Bugün öncelikli şansı bu safkana vereceğim. Yine form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bugün Görkem Özçelik kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Icebreaker. Bugün 3 numaralı Jack Sparrow'a sıkı rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 6 numaralı Subutay. Son yarışını çok beğendim. Safkan eşkalini çok beğendim. Bugün üzerinde Vedat Abiş var. Sürpriz eden arkadaşlarıma 6 numaralı Subutay'ı öneririm. Yine 7 numaralı Bonnie Bomb çok formda. Bugün Dukan Kocakaya idaresinde yine sürprizi zorlayabilir. Zirveyi zorlayabilir arkadaşlar. Yine burayı 3-2-6-7 şeklinde öneriyorum. Çok bomba arayan, çok geniş öneren arkadaşlarıma da yine idman pisti görüntülerini çok beğendiğim. Eğer üzerindeki aprantisi idare edebilirse 1 numaralı Grey Kurt da bu grupta sürpriz, çok sürpriz şansına sahip bir safkandır arkadaşlar. Geniş önlü arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağını 2 safkanla değerlendireceğim. Beğendiğim 2 safkanla değerlendireceğim. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Sevgili yarışseverler burada özellikle bugün banko versem mi dediğim, bana mesafe verin koşayım dercesine aksiyon sergileyen ve mesafe oldu bu yarışta. Evet, son yarışına nispeten mesafe de uzadı. Baba Mevlüt'ün tayı, Sülon'un torunu, 5 numaralı Doğu Yıldızı. Evet arkadaşlar, bu safkanı çok beğendim ama ayırmadan da yazmak istediğim bir safkan var. Çünkü son yarışında dış kulvardan o da adeta eze eze geliyordu. Yarış bitti. 4 numaralı Turbo Dizel. Evet arkadaşlar, bu safkan da son yarıştan nispeten mesafe uzadı. Bugün bu safkana da özellikle dikkat diyorum. Burayı ben 5 ve 4 şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağını banko bir isme yer vereceğim. Özellikle son yarışını ve Zülfiye Bulut idaresinde çıktığı son idman pisti görüntülerinde adeta uçan
aksiyonlarını çok beğendiğim bir safkan. Evet, Berksoy'un temsilcisi, bir numaralı Irmaksoy'u bugün Ali Yıldız idaresinde ben yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Evet arkadaşlar, akşamdan veriyorum tahminlerimi. Puan ya da AGF yok arkadaşlar. Cesaretli oyun verin, inandığın oyunu verin diye telkinde bulunuyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Cesaretli oyun verdim, inandığım oyunu verdim. Ama unutmayın ki at yarışının bileni yok sevgili yarışseverler. At yarışının bileniyim diyen varsa ya dolandırıcıdır ya sahtekardır. Yani bileniyim var derse %100 tuttururum, garanti şu kadar para buldururum diyenler varsa, evet arkadaşlar, bunlar dolandırıcıdır bence. Çünkü at yarışının bileni gerçekten yok. At yarışının bileni olsa jokey at binmez, seyis at bakmaz, antrenör antren etmez, antre etmez atları. Evet, at sahibi de at koşmaz. Düşünsenize, her gün 500 bin lira altılı veriyor. Örnek veriyorum, 500 lira 3 bin misli altılı buluyorsunuz. Her gün 150 bin, 200 bin lira alıyorsanız niye at koşasınız, niye at binesiniz sevgili yarışseverler? Zaten at yarışında cazip kılan zorluğu arkadaşlar. Yani tabii ki biz en iyi safkanları bulmaya çalışıyoruz, en iyi safkanları analiz ediyoruz, ama yarış içerisinde safkan yol bulamayabiliyor, kulvar bulamayabiliyor, sprinte geç kalabiliyor ya da starttan geç çıkabiliyor ya da jokeyi belki rahatsız, o yarışta iyi performans gösteremiyor ya da safkan bir gün önce, 2 gün önce rahatsızlanıyor. Ağzı var, dili yok arkadaşlar. Ben hastayım diyemiyor. Bu takım olaylar olabiliyor. At yarışını cazip kılan, at yarışını bu kadar güzel bir düzeye getiren de bu. Ben sizler için inanın en iyi şekilde gece yarısı bu saatlere kadar çalışıyorum, analiz ediyorum. Yarışta hata olmazsa ben tahminlerimin %80, %70 olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki kendi tuttuğunuz safkanları da her zaman değerlendirin arkadaşlar. Umarım bugün şanslı kalemleri buluruz. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir çarşamba günü, çok güzel bir Veli Efendi günü olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.